Hey, Uncharted 4'e bir kez daha hoş geldiniz. Buranın en tepesindeydik. Bakalım tahmin ettiğim gibi hızlı bir düşüş yaşayacak mıyız? Peki, sence New Devon'a ulaşmamız ne kadar sürer? Birkaç saat. Yol üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabii. Ohohoho! Belki birkaç saatten fazla olabilir yani. İçimde öyle bir his var. Demiştim abi, hızlıca düşeceğiz diye yani. İşini patlatmayı çok seviyorlar, değil mi? Benden çok seviyorlar. Neyse ki bize yol açıyorlar sürekli. Ya zıplıyorum. Bu arada geçen iki videoyu henüz YouTube'a atmadım da. Cidden mi? Tepkileri merak ediyorum yani, hem oyunu hem PlayStation'a sövdüm ya biraz. Yani çok onda haklı olduğumu düşünüyorum. Belki birkaç şey yanlış söylemişimdir böyle, çünkü hani direkt aklımdan söyledim. Böyle not falan almadım, o yüzden hani yani çıkla birkaç şey demiş olabilirim de. Bu arada coşturuyoruz. İşte bu ya. Buraları güzel işte. Karı mı? Tamam. Burada cidden hoş, böyle bomboş, hiçbir şey yokken tırmanmak falan. Onlar cidden sıkıcı geçebiliyor. Geldim. Sürü yapmışlar bu evi. Koş. Delilik bu. Okay. Nathan'ın süper güçleri olduğunu bilmiyordum. Böyle bir detay. Okay. Böyle bir detayı nasıl atlamışlar ya? Galiba bug oldu orada bu sefer. Ha, bu sefer içinden geçemezdim büyük ihtimalle, deneseydim. Wow. Bak yeni hatırladım şimdi. Eskiden bombaları adamları geri fırlatabiliyordunuz. Şimdi öyle bir şey yok. Görüşürüz. Okey, X'e bastım ama takmadı beni. Dersimi aldım. Burada dokunmayacağım. Kendim sağa sola gitmeye çalışıyordum da bunda. Oh, bir dakika şuna. Çabuk 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 çabuk. Ben de seviniyordum her şey uzun süredir yıkılmıyor diye. İşte oyunlarda da şey gibi, böyle çok büyük bir boss battle olacak ya. Bölüm sonuyla canavarıyla kapışacaksınız falan, böylesi bir sürü can veriyor. Zırh falan veriyor, silah veriyor. Bu oyunda da öyle. Böyle bir 10-20 dakika hiçbir şey kırılmıyor sonra. Oo, ne deyin, ne haber Rihanna, pardon dedim dedim. Başkasıyla karıştırdım seni. Tamam dur. Selam Nadine. Seni tekrar görmek güzel. Tamam Mango, Mango. Ne saçmalıyorsun sen? Bu benim parolam. Hep böyle akıllı mısındır? Yani arada bir. Galiba evet. Akılımı kaybedeceğim biraz. Senle kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Bekle. Hala vakit var. Size güvenmek mi? Bir daha aynı hataya düşme. Hey, bu bir konuşma. Ne zaman güvendi ki? Oo, round 2 geliyor galiba. Pekala, bu biraz beklediğimden sertti. Gideyim artık. Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin veririm mi sanırım? Oo, iki belki hallederiz. Evet, bana kalırsa bu akıllıca olurdu. Yapma Nedin, cidden mi? Tamam anladık, belalı bir timsin ama biz iki kişiyiz.
Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Arkada açık pencere var ama dayak yemek istiyorsak benim için sorun değil. Güzel dayak atıyor yani. O adadan vurdum. Kardeşinden bu. Ve senden de. Hayır, hayır. Sen karışma. Çok iyi ya. Lütfen konuşamaz mıyım? Oho. Yedik süper kiki ama neyse gelir şimdi. Tabii ki de uzun yol seçiyoruz yani. Dayan sen. Gel. Aynen şöyle biraz parkur yapayım. Hemen oradayım. Oh, phenomenal elbow. Teşekkürler AJ Styles. Kalk Nathan, kalk. Hızlısın. Ama yeterince değil. Hey, onu boş ver. Hadi onlar gelmeden önce buradan... Siktir. Hey. Herkes bir sakinleşsin, tamam? İşte bu çok ilginç. Ne? Ne haber Reif? Samuel? Atın silahları! Hepiniz! Olmaz. Reif, adam çok dengesiz. Kaygılanma Nadine, bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları... 800 kişi öldürdük abi buraya gelene kadar. Devam et. Vur onu. Sam. Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani... Böyle mi? Sam, silahını indir. Seni uyardım. Yapacağım. Bitti. Durun, hayır. Ateş etmeyin, durun. Yere koy. Bitti. Tamam. Bitti. Kaygılanma Nadine. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. Samuel, iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey! Hadi ama. Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak, sen bir iş adamısın. Hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma. Olur, tamam. Aklında ne var? Duymak istiyorum. Hadi sen devam et. Dinliyorum. Pekala. Tamam. Evirinin hazinesini mi istiyorsun? Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım, öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar, tamam mı? Özgürlüğü mü? Nathan. Evet. Hapiste yattı. Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar... Ona çok borcu var. Dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık 6 ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Ne? What? Oha. Sana ne dedi bu? Sam, nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alcazar mı? Gerçekten mi? Yalan ha? Kardeşine yalan mı söyledin? Boşa vakit harcıyorum. Bir saniye dur. Ne kadar ortak noktaları var. İş şu ki Nate, Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. Ya sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake, namı diğer Avery uzmanımız, canlı ve de iyi durumdaymış. Yani firar filan yoktu. Gardiyana rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son 2 yılını 2. Aziz Disma saçını arayarak geçirdi. Ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır, bu saçmalık. Sam, ne diyeceksin? Nate. Sam. Hayır. Dinle. Evrenin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraktım.
Hey, dinle, dinle. Nate teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen. Bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Rafe. Ne? Artık bitir şunu, yoksa ben yaparım. Bayanı duydunuz. Hey, bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendin söylemiştin. İtiraf et işte Rafe. Bize ihtiyacın var. Evet, haklısın. Yarı haklısın. Tek gereken sen. Bekle, bir hata ediyorsun. Yapma, sen dinle, dinle. Nathan! Ohoho! Shit. Kaçıncı kez düşeceğiz ya. Rest in peace. Aman tanrım. Nate! Hey! Nate! Burası neresi? Oha! İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyükmüş. Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Bence de buranın geleceğini beklemiyordum yani. Sence burada alarm var mıdır? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım. Ön kapının kilitli olacağından eminim. En azından denedik. Arkalarda bir şey vardır o zaman. Vay be. Sence böyle bir yerin değeri ne kadardır? Galiba 80 metre ötede o bir saniye. Ama bakamıyorum da nerede olduğunu. Başka neresi var? Şurası tabii ki de, evet. Pekala. Bir dolanıp arkaya bakalım ha. Evet, sen arkadaydın zaten. Niye tekrar çıktın ki oradan? Gerçi deneyemiyoruz bile. Hey Nathan! Bak! Açık bir pencere. Aa evet. Buradan. Takip et beni. Tamam. Elini ver bana. Tamam. Hadi bakalım. Yine aynısını yapıyoruz. Açık olduğunu nereden gördün pencerenin? Harbiden açık dediği pencere nerede ya? Oha, buradan mı gördün? Yuh. Hadi Nathan. Korkunçmuş. Al hadi. Yedek getirdim. Evet. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? Her türlü kitap, günlük veya... Araştırma notlarına karşı dikkatli ol. Burada bir şey yok. Fake attı bana ya.
kanıtlar. Burada yok. Bu tavan arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. Peki ya bu ne? Bu ne abi? Bir dakika, okumak istiyordum. Çok geç. Tamam, iş görür. Ha, burayı en son ne zaman açmışlar ya? Üstünde kitap falan var. Kafasını yarmak istemiyordum da. Peki nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Evet biliyorum ama burası çok büyük bir yer. Bu savanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Yine burada da mı bot çıkacak? Oo, bir şey çıktı. İşte, beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyoruz. Okugawa Ieyasu bu. Onun antikalarıymış. O yüzden yukarıdaki adamın resmi Japon'a benziyordu bayağı. Lanet konnichiwalar. Bu ne arıyor abi evinde? Tabii o zamanlar PlayStation yok. Baksana. Diyeceğim de bu ev ne zamandan kalma hiç bilmiyorum. Bana deli diyeceksin ama Ming hanedanlığı vazosuna benziyor. Nathan, aklı başında olan hangi adam bir Ming hanedanlığı vazosunu öylece ortaya bırakır? Haklısın. Herhalde bir imitasyondur. Evet, elbette öyle. Değil mi? Öyle. Eminim öyledir. Oo, refleksiyon yapmışlar, güzel. Açılmıyor. Hadi, beraber yapalım. Hazır mısın? Bu da ne böyle? Vay. Bu bir çeşit lahite benziyor. Evet. Baksana. Tarihi eser kaçıkçısı mı ya? Tamamen lahitle dolu. Yani lahitlerle. Sen? Bu gerçek. Kaçakçı olsa evde ne olacak? Yani evde ne arasın bunlar? Peki. Gidip öğrenelim. İkinci oyundaki şeylere benziyordu o heykeller. Ha, bu Roma'dan kalma. Üçüncü, belki de dördüncü asır. Yetimhanede bunları nasıl öğrendin acaba Nathan? Hey, bunu tanıdın mı? Bir dakika... Buna benzer bir şey görmüştüm ama... Yaslanan figürler. Etrüsklerden. Tabii ya, doğru. Evet, karı koca. Çok güzelmiş. Birlikte görmemiş. Biraz karanlık gibi. Müthiş bir hava katmış ama. Evet. Bu mekan müze gibi lan resmen. Sence dinozor bölümü de var mıdır? Olsa şaşırmam. İlk başlarda Ajda Pekkan var dinozor bölümünde. Organ kavanozları. Harika. Şimdi bir şey kalacağını sanmıyorum. Aşağı inebiliyoruz, yukarı çıkabiliyoruz. Kapı kapalıdır büyük ihtimalle ama. Ne kilitli. Ooh. Maket mi deniyor, ne deniyor bilmiyorum ama. İşte bir tane daha. Bu da değil. Bunun antik bir Mezopotamya yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. Komik olan hep bendim, her zaman.
Zaten oyunun başında da komik bir hikaye anlatmıştı bize. Hey Nathan, bana bak. Kimim ben? Ha? Doktor Livingston, hadi. Harika. Kardeşi bile takmadı yani şimdi. Hey, şuna bak. Çok yaşa Sezar. Okey, kafamda takıyorum nedense. Last of Us'a mı döndük abi? Onun DLC'siyle aynı resmen şu an. Şimdi nereye? Tek farkı oyuncak dükkanı yerine tarihi eser dükkanındayız. Nereyi seçerdin? Her yer olur mu? Her yer olur. Peki şey... Evet hadi bakalım. İflas gelecek şimdi. Evet, istikamet Taç Mahal. Evet, dönüyor da dönüyor. Sovyetler Birliği. Hadi Moskova'ya gidelim. Blya. Ama içeri girmek biraz zor olabilir. Kızıl Meydan'ı hep görmek istemişimdir. Tekrar deneyelim. İngiltere. Windsor Kalesi'ni görmek gerçekten müthiş olurdu. Öyle değil mi sen? Hey bana bakma. O zaman daha doğmamış olman benim suçum değil. Zaten çok da bir şey hatırladığım yok. Ve çok da güzel değildi. Hı hı. Tamam. Son bir kez daha. Brezilya. Heh işte böyle. Yağmur ormanı keşfedilmemiş şeylerle dolu. Ve tabii zehirli okları olan bir sürü keşfedilmemiş kabileyle de. Evet. O da var. Tamam boşverin, hiç uğraşmayın, futbol oynarsınız. Galiba geri koyabiliyorum. Sıcakmış. Yok ya, kafamda dursun. Nasıl boynu kırılmıyorsa artık ağırlıktan. Çünkü normal hani... Normal lanet olsun beni kesip duruyor. Normal kasklar bile hani ağır oluyor. Böyle büyük ihtimalle demir bir kask. Cidden boynun kırılması gerek. Bu kadar mı burada? Çıkamıyor muyuz? Bir şey göster. Aa, not var burada. Muhteşem. Böyle bir davetiye almak için nelerimi vermezdim. Yıllık tatil kalanınız için lütfen Kaşifler Kulübü'nde bize katılın falan filan. Okey, o arkasını çevirmedim. Önemli değilmiş çünkü çevirmeme izin vermiyor. Neyse bunu yerine koyalım, belki bu var diye gidemiyoruzdur. Sanmıyorum ama. Ha, orada bir oda varmış ya. O zaman bunu kesinlikle takmaya devam edeceğim. Sodaların yanında tarihi eserler. Geldiğimiz yer mi burası? Aynen. O zaman bu kapıdan gidiyoruz. Bereket totemleri. Hey, o şeyler. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Daha çok lanet getirir yani. Vay be. Bu masa yetimhanenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. Ona şüphem yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Evet. Son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Çakmaklı tüfek. Hala çalışıyor mu acaba? Kask değiştirebiliyor muyuz? Galiba değiştirebiliyoruz. Evet, çılgın iblis miğferine bak. Şu Viking miğferi mi? Yapma. Viking miğferlerinin boynuz olmadığını biliyorsun. Bu Perslerden. Ah, affedersin. İlginç abi, bu ne? Uçak mı olmaya çalışmış Persler? Önde şey var çünkü. Pervane var. Uçup gideceğiz herhalde bölümün sonunda. Vay. Arabistanlı Lawrence.
O filmi hep görmek istemişimdi. At herhalde Lawrence. Genelde hep Arap atı falan oluyor ya. O kalkan da alabilir miyiz? Fransız'a benziyor. Çünkü kalkan değilmiş de. Neden böyle bir şey yapmaya karar vermişler zırhaya? Neyse. Oh, vay canına. Amelia Earhart'ı tanıyorlarmış. Hadi oradan. Bunlar bütün havalı insanları tanıyorlarmış. Buraları... Bir şey oynamıyor şu an. Hah. Harika. Ortamı neşelendirelim. Ne zamandan beri klasik müzik dinliyorsun sen? Affedersin ama ben ince zevkli bir adamım. Buraları iyi güzel de şey... Uncharted'da uyduğunu söyleyemem o kadar ya. Mektup mu? Geriye kalanlar. Biri eşyalarını satın almak istiyormuş. Galiba hayır demişler. Kesinlikle böyle sahneler hikayeyi daha ilerletiyor falan ama... Yine dediğim gibi Uncharted'da böyle alışık olduğumuz bir şey değil. Last of Us'da güzeldi. Samurai. Arma'yı tanıdın mı? Gülat mı yaptı? Bakalım. Söyleme. Tokugawa klanı. Evet, doğru bildin. Ama buraları hani... Olmasa da olurmuş yani, hiç kızmazdım böyle. Ne bileyim 9 puan verecekken 5 puan falan vermezdim yani buralar tamam. Olmasa. Annemin günlüklerinin burada olduğunu sanmıyorum. Şimdi de... Lelelele, oh kaydım bir sana. Hey, el fenerini pencerelerin yakında o kadar sallama. Pardon. Biraz 80 yıldır kimse gelmemiş gibi gözüküyor ama neyse. Şu an baktım da daha çok Luffy'ye benziyorsun. Kilitli. Annemin eşyaları bu odalardan birinde. Başka bir yol bulmalıyız. Acaba hangi kapıda? Diğer kapılardan nedensiz yere çok daha açık renkli olan kapıda olabilir mi acaba? Ha değilmiş. Şaşırdım. Şunu denemedim galiba. Ki deneyemiyormuşum zaten. Ki burada bir şey yok. Gizli geçit falan mı var acaba? Günlüklerin burada olduğunu sanmıyorum. O menfeze çıkmamız gerekiyor. Bir ejderha Gongo. Güneydoğu Asya'dan gelmiş gibi duruyor. Harika. Bu ne? Yalnız gidiyor. Hala şu efekti çok beğendim ama ya, böyle kitapları, kağıtları falan güzel yapmışlar. Şunlara bak. Pusula, güneş saati. Denizde kaybolduğunu ve bu aletlerin ölümle yaşam arasında duran tek şey olduğunu hayal et. Evet. Delice bir şey. Çinli adam. Sırf bunları okumak isterdim de. Yani çok uzunlar. Ama en aşağı kadar iniyorum ki yani okumak isteyen varsa ileride okuyabilir diye. Durdurup. Burada herhalde uyuşturucu yetiştiriyorlar. Hey, senin favori kitabın da buradaymış. Sahi mi? Hangisi? En meşhur korsanların soygun ve cinayetlerinin genel tarihi. Daha çok genellikle uydurulmuş tarih. Yazarın ismi bile sahte. İsyan etmeye gerek yok yani. Başka bir şey yok. Gidelim o zaman. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi değil. Seni. Ne? Ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafa mı buluyorsun? Halledebilir miymişim? Pekala.
Hünerlerini görelim bakalım. Evet, burada büyük ihtimalle ayrılacağız yani bir süreliğine. O alarm çünkü orada sessiz durmayacak. İçeri insanlar girecek falan filan. Oh, oraya çıkmamı istiyorsun yani. Ben insan olup bana yardım edersin diye düşünmüştüm. Yalnız oraya nereden gideceğim çözemiyorum. Oh. Yani bu müzik yardımcı oldu çözmeye. İşte şuna bir göz at. Nerede? Dur. Lanet olsun. Galiba yukarı bir yol buldum. Gel. Yardım etsene. Hazır mısın? Oh. Fotoğraf makinesi mi? Bak bir polaroid. Etrafta kanıtı bırakmak çok mantıklı diyeceğim de. Zaten parmak izlerimiz evet, her yerde. Şimdi gülümse bakalım. Kaybetme sakın. Tam bir hipsterlar ya. Daha selfie olmadan selfie çekildiler. Ha. Harbiden sallamam gerekiyor. Bu kadar gidiyor sanırım. Bitmeyecek galiba, gittikçe renkleniyor. Okey, bir iki kez daha sallayayım bakayım. Aynen. Ne güzel, bunu nasıl saklayacaksam. Arka cebime teleport oldu. Tamam. Buraya. Sakın düşeyim deme. Yok canım, ne düşmesi. Olamaz. Okey, susturucu da heykel herhalde, hiç ses falan çıkmadı yani. Nathan bak, onu düşürdüm, bari bunu düşürme. Zıpladığım için mi düştü? O zaman bir daha yapıyorum. Bunlardan biri de düşer kesin. Bir yavaşça gidersem sorun olmaz. Bunu buraya kim koyduysa şimdi teşekkür ediyorum. Lütfen alarm ötmesin. İlginç, ötmedi harbiden. Tamamdır. Her böyle bir havalandırma sistemine girdiğimde Half-Life'ı hatırlıyorum artık. Vardı, o neydi öyle? O neydi öyle? Oha! Biz nereye geldik abi? Arkada anime background var. Neyse. Oh, sakin ol lütfen. Ya da coştur, sen bilirsin yani. Gördüğün gibi olan sana oldu. Pekala. Oh, aynen, intihar edelim ya. İçerideyim. Kapıyı açabilecek misin? Bekle biraz. Keşke okuyabilsem. Weston falan bir şeyler yazıyor orada. Deneyelim kapıyı açmayı. Anahtar lazım ki. Kapı bu taraftan da kilitli. Bak bakalım etrafta bir anahtar var mı? Bu neymiş abim? Adamın bir hastalığı mı vardı? Şimdi öğreneceğiz herhalde. Bu mektubu yazmak zorunda kalmadım sanıyordum. Son konuşmanızın niyetini açıkça ortaya koyduğunu sanıyordum. Sanıyordum sözünü çok seviyor herhalde. Parana ihtiyacım yok. Daha önemlisi, paranı istemiyorum. Yardımın olmadan ailemi gayet güzel bir şekilde idare edebilirim falan. Aramızdaki bağdan geriye kalan son parça. Babamın cenazesinden gelmeyen tenezzül et... Yani gelmeyi temizlediği zaman kopmuştu zaten. Tis atmış, tarzı iyisin demiş, top sende demiş. Marmara'da her neyse onunla huzur dolu bir yaşam bulursun ama sakın benimle ya da ailemle bir daha irtibat kurma. Edmund. Ne kadar üzücü bir şey. Harbiden yıkıldım şu an. Parçalara ayrıldım.
Konnichiwa ya. İşte anahtar. Tamam. Başka bir şey yok galiba. Bir şey var mı? Günlük falan göremedim. Pekala, hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. Yürü deyip koşuyoruz işte. Tam bir isyankarız. Her yer günlük dolu. Bakalım neler var. Yerden başlayalım o zaman. Buldum bile galiba. Hayır. Niye hepsi beyaz abi ya? Hayır. Üniversite için araştırma falan herhalde bunlar. Ses bulma araştırması yapsalar keski benimki hep kayboluyor. Vay. Sam. Ne, bir şey mi buldun? İşte bu. Ha, bir dakika. Buna bakmamıştı falan, hayır olmaz demişti. CM Punk'a bakmamıştı yani. Bakalım bu sefer bakacak mı? Tabii. Cennetin zenginlikleri. Buradan mı öğrendik yani? Bir koleksiyoncudan birçok 18. yüzyıl dokümanlarıyla beraber korsanların genel tarihinin birinci baskısını satın aldığı, aralarında Henry Avery'nin tayfası olduğunu kabul edip Avery'nin dev hazinesinde yerine işaret etti. Başka, eğer bu mektubu hapishaneden yolladıysa hazine besbelli yanında değildi. Öyleyse hazine nerede? Henry Avery'nin Gazvey saldırısının kaynağı kadar takip etmeli. Yani anneleri de mi maceracıymış? Şu an sayfayı çevirmeye... Hah, tamam. Vay. Henry Avery. Gunsway vurgunu. Bak desem kendisi için değil, annesi için bulmaya çalışıyordur falan. Olabilir. Aa, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Evet, bildiniz. Ellerinizi kaldı. Yavaş olun. Hey hey hey, buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey hey hey, silah bana doğrult. Küllüğümü bana verin. Tamam, tamam. Tamam. Üzgünüm Nathan. Nasıl aldık günlüğü sonra? Headshot mı attın neneye? Lütfen neneye sahip çıkalım. Abi çok komik. Şimdi ya. Şimdi ne olacak? Şimdi polisi... Bekleyeceğiz. Oley, en sevdiğim şey. Tabii ama başınızı ağrıtmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden. Abi. Size vurmak istemiyorum. Ateş etsen zaten. Yapmayın bayan. Bir yere zarar bütün kemiklerin kırılacak. Bir şey yapmadık, tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Çok güzel. Bari onu bırakın gitsin. Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? İnanın bana, bunların hepsi benim fikrimde. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Küfür edecek sandım. Evet. O günlük. Annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Sensin o. Merhaba. Tanrım. Ölecek kadın şimdi ya. Sizi vurabilirdim. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. Hemen uyuşturucumu çekmem lazım. Oh, nihayet.
Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniniz miydi? Anneniz şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca üzgünüm. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında bu onun en parlak başarısıydı. Sic parvis magna. Büyüklük küçük küçük başlar. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet, biraz garip bir aileydik. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Sir Francis Drake'in varisi yoktu. Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyorduk. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Ya acaba bu Ajda Pekkan mı olabilir var ya? Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. Şimdi konserim var, gitmem gerek. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Evet, gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. Böyle bir filmin başlangıcını görmüştüm de neyse. Umarım düşündüğüm şey değildir. Siz çıkarsınız, ha? Evet. Gelin. Teşekkür ederim. Karışıklık için üzgünüm. Tamam, hadi Nathan. Gidelim. İyi misiniz? Koşun, koşun. Hüseyin Bolt'la çabuk. Ha siktir ya. Başınıza kalacak, koşun. Hey, hey. Konseri de gitti ya, o kadar insan para vermiştim. Hanımefendi, biz polisi. İyi misiniz? Peki, bir şey yapmalıyız. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi! Nathan! Gitmeliyiz. Hemen. Olamaz. Pencere, pencere, hadi. Tamam, sen üst kata bak. Sen benimle gel. Ve bu bölümü burada bitirmek zorundayım. Tam bir cliffhanger oldu yani ama yapacak bir şey yok. 40 dakikayı geçtik. Hatta 45. dakikaya geliyoruz. O yüzden mecburen burada duruyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu acaba.